Gün Hüseyin Yamada yani İGF İstanbul Güvercin Federasyonu Başkanı'nı ziyarete geldik. Kapılarını Kuşbaş TV'ye açtı. Teşekkür ediyoruz öncelikle kendisine. Kendisini tanıyacağız. Ne tarz kuşlar besler ve bu kupalara, bu başarıya nerede ulaştı, nasıl ulaştı? Hepsini sizin için ağzından inşallah tüy olarak alacağız. Evet, öncelikle nasılsın Hüseyin abi? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyisiniz. Şükürler Emek olsun. verdiniz. Buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bizim için zevkti abi. İnan yol nasıl bitti farkında değiliz yani. Hemen geldik. Sen gel deyince biz hemen koşarak geldik diyelim. Başımın üstünde yeriniz var. Eyvallah, sağ olasın abi. Öncelikle abi şöyle söyleyeyim. Bu kuşçuluğa nasıl başladın ve kim seni bu kuşçuluğu beslemeye vesile etti? Şimdi ben zaten bir aylıkmış Sivas'tan gelmişiz İstanbul'a. Kağıthane'de oturuyorduk. Kağıthane'de babadan kuşçuyum ben. Belli bir yaşa, 7-8 yaşlara gelince kuşları kurcalamaya başladım çatıda. Tabii babam sürekli bize tepkiler gösteriyordu. Okul dönemi derken biraz kuşları elimize almaya başlayınca ama sürekli babam buna karşı çıkardı. Ben de ondan gizli başka çatılarda arkadaşların orada beslemeye başladıktan sonra bir süre baktı ki olmuyor. Ben sağda solda çok dolanıyorum. Gel dedi, burada başla dedi. Böyle bir hamle yaptık, başladık. Babamın kuşlarını seyrettim, onu seyrettim, bunu seyrettim derken tam böyle profesyonel anlamda söylüyorsam bir 98-97'lerde kuş camiasına girmeye başladım. İşte Ankara'lara gitmeye başladım, Kütahyalara gitmeye başladım. Artık nerede kuş var dedilerse hepsini gidip seyredip kovalamaya başladık. Biraz kuşlar edindik, biraz babadan kuşlar aldık derken Kayabaşı'nda Arnavutköy tarafında bir fabrikada yönetici olarak başladım. Orada bahçe genişti, damızlık kümesleri, uçum kümesleri yaptık derken bu işin içine girdik. Şu ana kadar da böyle devam ediyoruz. Yani yaklaşık bir 35-36 Yani var, şu anda sene. 74 doğumluyum, 48 yaşındayım. Yani aşağı yukarı bir 10 yaşından beri normal, aşağı yukarı bir 20 yaşından sonra da hani tam böyle anlar tarzında diyelim, yani çok profesyonel kelimesini kullanmak istemiyorum o dönemlerde. Anladık diyelim, oyun kuşunun nasıl bir şey olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini çözdük. Mücadelemize başladık. Tabii babadan geliyor bu iş. Daha doğrusu hobi diyeyim. Ve Sivaslısın da abi. Sivas Evet. kuşları da çok meşhur yani. Meşhur. Sesli soluklu oldukları için. Var. Yani bizde hem Sivas kuşu var, hem normal yarışlarda mücadele ettiğimiz kuşlar var. Onlarla onları harmanlıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz babamla beraber. Yol almaya çalışıyoruz. Peki abi, yolunuz açık Sağ olsun olun, diliyorum. teşekkürler. Yani ırkın, beslemiş olduğun ırkta Sivas kuşlarınız var Var, zaten, değil var, mi? var, var. Şimdi abi daha iyi performans aldığınız kuşlar hangisi? Hangi ırk? Ya işin açıkçası hani burada kimse benim bu sözlerimden alınmasın. Her yörenin kuşu kendi ırkına göre, besledikleri yöreye göre performans sergiler. Yani bunu Samsun'un beslediği, oynattığı, uçurduğu kuşlar ya da beklediği kriterler farklıdır. Sivas'taki yörenin farklıdır, Mardin'deki farklıdır. Ama İstanbul şöyle bir yerdir. İstanbul bir cadı kazanı. Bütün 81 vilayetin 80'inde varsa kendine yöresel oyun kuşları İstanbul'da. Yani buraya her ilden kuşlar gelir. Ama şöyle bir yere kadar geldi. Örnek veriyorum 4 sene, 5 sene, 6 sene öncesine kadar akın etti. Hali de geliyor olabilir. Ama bir yerden sonra artık burada kuşlar istenilen kriterleri yakalamaya başladılar. Yani İstanbul kupalarının mesela olmaz olması dolu inmesi. İşte olmazsa olmazsa saat kavramı 60 dakikası. Artık böyle 5 seferlerle 10 seferlerle kupa alma hayal oldu İstanbul'da. Niye? Eskiden derneklere biz giderdik, güvercin dernekleri çok meşhurdu. Yani sonra canlılar, pandemi falan değişti olaylar ama çok meşhurdu. Giderdik orada mesela içeride bir kuş perdağı yapardı. Herkes bunu almak için bir mücadele ederdi. Bir heyecan katmak için kuşun eli ayağı düzgün bir kuş denk gelir. Yani bunların hepsi al sat kuşlar değil. Kimi damlardan milletin kuşunu yakalayıp getiriyor. İyi kuşlar düşebiliyor. Ama bu bir tesadüftür. Yani kuştan çok iyi anlaman lazım. Ama ben şuna da biraz karşıyım. Tamam, kuşun kanadından, kuyruğundan, fiziğinden, yapısından, omuz tutuşundan vesairesinden bir şeyler algılayabilirsin ama benim her zaman prensibim şudur. Ben bir havada görmem gerekiyor kuşu. Yani ben kuş oynuyor.
Herkes oynuyor diyor. Yani neticede bu oyun kuşu bir şekilde öyle böyle oynuyor ama bizim beklentilerimizi karşılayacak bir şekilde mi oynuyor? Yani biz hani tamam oyun kuşu bir saat uçacak, en az 2 takla atacak, en az 10 metre gidecek, en az 3 metrenin altına girecek vesaire kriterler var. Bunlara bir baz puan konmuş, bunu geçmesi gerekiyor barajı geçmesi için ama yani şu anda bizim kupada 600 bir baraj. Biz bu barajı geçtiğimiz zaman sadece kendimizi tatmin edebiliriz. Yani bir başarı elde etmiş olarak görmüyorum. Bizim kupamızda İGF için konuşuyorum mesela. En az 900 puanın baz olması lazım. Onun üstüne çıkarsan ilk 30'da kendine yer bulursun. Güzel bir şey mi, kötü bir şey mi? Tartışılır. Ama bizim tüzüğümüzde 10-15 metre arası böyle bir ses verdikten sonra kuş, bu sessiz kuşu ayırt etmek için ondan sonra uzun gitse de yazıyoruz, ses puanı almıyor. Bu diğer kupalarda sesin bittiği yerde bağış biter. Yani bunlar şimdi görecelidir. Kimi onu beğenir, kimi onu beğenir. 10-15 metre arası sesli kuş besleyenler onu beğenir. 40-50-30-100 besleyenler, giden kuşları besleyenler de bunu beğenir. Şimdi diğer kupalarda sesin bittiği yerde, başın bittiği yerlerde kesinlikle kötü diyemiyorum. Yani kuş neticede ses verecek. Ama uzun tarsini İstanbul'un %60'ı ben size diyeyim, 70'i metrajlı kuş seviyor. Yani adam şimdi uçuruyor 100 metre. Bu kuş 30-40'tan sonra sesi kestiği zaman bu 100 metre kaç tane yapacak? 6 tane, 7 tane, 8 tane yapacak. Adam hani böyle büyük bir heveslerle geliyor. Görüyor, anlatıyorum bak kupanın kötü olduğunu söylemiyorum. Adama anlatıyorum. Şimdi İstanbul'da bu kupa da lazım, bu kupa da lazım. Yalnız bu kupa sese dayalı kupa. Sesin bittiği yerde baş biter. Taklanın bittiği yerde baş biter. Kötü bir şey mi? Yok, iyi bir şey. Ama tüzüklerin hepsini, yarışların mesela İstanbul'da 5-6 tane yarış var. Şimdi hepsini bu kritere getirirsen 6 tane yarış olmasının hiçbir anlamı yok. O Evet. yüzden her kesime hitap edecek çok kötü kuşu puanlayabilecek bir kupa olmasın. Ben onu istemiyorum yani her şeye hitap edecek bir kupa olsun derken ben bundan kastetmiyorum. Sessiz kuşu puanlanmasın. Yatıran kuş puanlanmasın. Boş inen kuş geçerli sayılmasın. Ben bundan kastetmiyorum. Sadece belli periyot yani uzuncular vardır, kısacılar vardır, sesliler vardır, kısık sesler vardır. Bunların hepsi kupalara girdiğinde kendilerine bir yer bulabilmeli diye düşünüyorum. O yüzden İnsanları küstürmemek mi aslında başkan? ayrıştırmayacaksın. Yani hani benim kuşum 10-15 metre oynuyor, sesli oynuyor, 20 tane yapıyor. Sizin kupada iş görmeyebilir. Doğru, bizim kupada o istenilen sesi almayabilir. Veya o istediği puanlara gelemeyebilir. Ama mesela senin kupana, kuşuna uygun kupa da var. O kuşunu oraya uçur. Senin anlattığın kuş o şeyleri yapıyorsa orada kesinlikle kafaya oturur. Birinci olur. Ama elinde yok. Benim kuşum böyle sizde iş yapmaz deyip oraya da kaldırdığın kuş 3 tane işe yaramaz bir baş yaptığın zaman sen benle tartışmak için bir platform oluşturuyorsun. Yani benim kuşum 10-15 tane yapar ama sesli yapar ama adam gibi yapar, adam gibi iner. Dediğin zaman burada o kuş iş yapar. Uçur abi. Orada bir derece yap. Bize de değişik kuşun uçur eğer varsa elinde. Yani o yüzden yok elinde ama sizin orada benim kuşlarım iş görmez diyor. Senin kuşların burada görür. Oraya kalır. Evet. Yani o yüzden ben istiyorum şu anki kupalar iyi bir yerde. Her kesime hitap eden kupalar var. Kupaların çok olması kötü bir şey değil. Çok aşırı olması kötü bir şey. Yani ben yarışçıyım. Geliyor, yazılıyor musun? Yazılıyorum, yazılıyorum, yazılıyorum. Bir bakıyorum sene sonra 200 tane katılım olmuş. Adapazarı'na yazılıyorum, Ankara'ya yazılıyorum, İzmir'e yazılıyorum. Buraya yazılıyorum, Yalova'ya yazılıyorum. Bir bakıyorum sene sonra 200 tane hisse yazılmışım. Şimdi bu kupaların çokluğundan kaynaklanan bir şey. Evet. Yani insanlar kendine bir hedef koyar. Ya ben şurada ya şurada başarılı olsam yeter der. Bizimki biraz açgözlük olmuş yani. Hepsinde yarışıp hepsinde kupa alma biraz hayal olabilir. Ama mesela 6 tanesinin 3-4 tanesinde kesin alıyoruz her sene. Yani şu anda biz son 200 senedir aşağı yukarı 5 ile 10 arası kupa garanti var her sene. Ama bunu şunu şöyle kısıtlayabilirsin. Ya ben şu kupaya, şu kupaya, şu kupaya, şu kupaya yazılayım. 5'er tane yazılayım. 20 ise bana yeter. Ama işte dediğim gibi bunu bütçesi herkesin el vermiyor. Yani Evet. şu anda bir kuş puanlatmak bile ciddi bir maliyetler olmuş. Bırakın yazılmayı. Yazılmayı bir şekilde adam yazılıyor. Ama şimdi hakem çağırıyorsun. İstanbul mazot olmuş kaç para? İstanbul içinde de gerçek bir Evet. maliyet var. 2 tane adam gönderiyorsun. Bugün bir tane amele çağırsan yarım günlük maliyeti 200 lira.
Gidiyor adam, çalışıyor, yemeğini de yiyor, suyunu da içiyor, işini de bitiriyor. 200 lira cebine koyuyor, evine geliyor. Ben bir yere iki tane hakem gönderiyorum şu an için. Hani biraz artış olacak. Evet. 150 lira bir para alıyorlardı. Şimdi 75-75. Bunların yol parası var. Arabayla gittilerse en az bir 50 lira yakıtları var. Geriye 100 lira kalıyor. Birer sigara içiyorlarsa birer sigara aldılar, birer su aldılar. Onlar 20'şer lirayla evine dönüyorlar. Veya mahallesine dönüyor. Evet. Yani bu işten ciddi bir kazanç yok. Sadece bizim derdimiz şu. Yani hakemler bir yere gittiğinde herkes için odur. Yol maliyetlerini çıkarsın, üstüne de bir 50'şer 60'şer lira ceplerine kalırsa, çünkü 4 saati 3 saati orada geçiyor. Gidişi gelişi derken yarım günü ölüyor. Bu işten kimsenin bir kazancı yok. Ama adam da cebinde gidip de sıfırla gelmesin, istediğimiz bu. O yüzden işte kupalara hakem çağırmak da ciddi bir maliyet oldu Evet, yani, öyle evet. diyeyim. Peki şöyle diyeceğim abi, yani şimdi benim sayabildiğim kadar herhalde 30 tane, 35 tane Var. pardon, normal büyük kupa var. Plaketleri saymıyorum bile. Yani bir 100-150 tane şey var. Fazla Bir plaket var. aynen Yani ben şöyle görünen söyleyeyim, iki çuvalı kaldırdık kenara çünkü kupalara yer kalmadı. Ben burayı kuşlar için yaptım, Evet. gelip muhabbet için, ama dedik ki kupaları da hani genelde millet sağa sola biriktiriyor. Biraz fazla olduğu için dedik böyle bir yerler yaptıralım. Evet. Buralara dizelim. Hem geldiğinde muhabbetimizi de, hem de bunlar da elimizin altında bir emek. Bunların bir maddi değeri Kesinlikle, yok. Hiçbir kesinlikle. maddi değeri yok. Aynen öyle. Bunlar bizim emek. Ben böyle çıkıp baktığım zaman mesela babamla çok tartışırım. Evet. Konuşuyoruz böyle, işte sizin kuşlar şöyle böyle olması lazım, kuşlar şöyle olması lazım. Baba dedim, niye konuşuyorsun? Bak şöyle karşına. Onlar Bak bu emek. Bu konuşuyor. emek yani. Olsun diyor, siz tenekecisiniz diye. Peki abi, yani şimdi birçok, belki de 5-6 tane kupadan, pardon, yarışmadan kupalarınız var Var. yani. Şimdi benim anlamadığım veya aklımda şüphe uyandıran, şimdi her kupaya göre sizde kuş mu var? Yani her kupaya uçabilecek kabiliyette kuş mu Ya var, yoksa? şöyle bir şey anlatayım. Benim kuşlarımın arasında, ben uzuncu değilim. Mesela bugün uçurduğumuz kuş Evet. bayağı uzun gidiyordu. Evet, uzun Şimdi gidiyor. bizim kuşların arasında kısa yapıp çok yapan da var. Uzun yapıp az yapan da var. Yani ben mesela şöyle söyleyeyim. Diğer kupalardan aldığım kupa kadar İGF'den alamıyorum. Başkan olduğunuz Olduğum halde yerden alamıyorum. Yani ben toplasam burada 5-6 senedir kurulmuş bir kupa. Toplasan 2-3 tane kupam ya var ya yok İGF'de. Diğer kupalarda alıyorum. Nedeni de şu. Bizim orada puanlar yüksek olduğu için yetişemiyorum. Yani 800'lerde, 750'lerde, 800'lerde belki 8-10 tane kuş sokuyorum içeri. Ama evet. bizim kupa genelde bittiğinde 9'un üstü kupa aldığı için veya dereceye girdiği için genelde alamıyorum. Ben de başkan olduğum için kendimize plaket yaptırıyoruz. Genelde İGF plaketleri var. Diğer kupalarda hani ses bittiği yerde anlattığım mevzular vardı. Yani baş bittiği için biraz da orada başarıya biraz daha yakınız. Yok daha neler. Anlatmak istediğim olay değil. Yani birinci Maşallah. taklayı, o deminki yerde birinci taklayı vuruyor. 5 tane vurduğu zaman Evet. bayağı bir metraj katlediyor. Yani beceremedik. Kuşa şöyle beceremedik. Bizim kupanın son anına hazır oldu bu. 3 kere ben hazırken bu kuraya girdim. 4 kişinin içerisinden 3 tanesi çıktı. Ben çıkmadım 3 gün boyunca. Ve Başkanım bu diye kupada da tolerans da başkanım yani. Bak gösterin bu kupada da dedi. başkanım çıkmadı. Kuşun arkasını bıraktım. Neyse dedim. Zaten son anlar, milletin şeyine girmeyelim diye. Tekrar geldi. Milletin şeyine girmeyelim diye bıraktım ilk önce. Rüzgara verdi. Evet. Şeyine bıraktım mı artık uçurmayı? Ya 3 gün böyle gene uçuramadım. Sonra Ferhat dedi, başkan uçuracağım mı? Kuraya gireceğim mi? Akşam şeyden sabah dedim hadi gireyim. Bu sefer de o gün de kuradan çıktı.
Şu 3-4 gün itman sızdı, kaldırdık. Tam gene böyle 50-60 metre, 70 metre yazdırdı ama şanssızlık. Ya bu oyun kuşunda yem ayarı çok önemli. Fazla verirsin geç gelir, dana gibi gezer. Evet. İşte böyle aç bırakırsın sürekli çalışır. Bunların... Yani tam böyle hem gezecek hem çalışacak. İkisinin ayarında bir kıvam yapmak lazım. Yani. Geliyor tekrar. Şimdi başkanım zaten bunların hepsini size soracağız. Bir kuşumuz önce bir konuşsun. Sonra inşallah sözü size bırakacağız. Şimdi İstanbul'un artık havalar da bozdu sağ. Evet. Ondan sonra böyle çok bunaltıcı, mesela şu an çok böyle nemli bir hava var. Şu an hem kuşçular için çok kötü bir hava şu anda. Kesinlikle. Rüzgar da çok fazla. Rüzgar zaten İstanbul'un kuşlarını bitiren bir şey oldu da bu sene. Ama yani şu sıcaklar da bir anda bastırdı böyle. Yoğun bir sıcak var ya. Yani. Kuş aşağı basıyor rüzgar. Kuş takıldı peşine. Kuş geldi. Öyle oldu. Vallahi abi bırakmıyor bu kuş ya. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu ama hala gidiyor yani. Rüzgar basıyor. Gidecek ya. Bırakmaz abi. Normalde bırakırdı. Göğsünü bu tarafa döndüğü için bırakıyor. Yani normalde o giderken göğsünü rüzgara alması lazım. Almadı mı böyle rüzgar boyunca gider. Şeyi taklası da bol abi. Bol. Biraz işte uçurman lazım. Yani iki günde bir itman vermen lazım. Dedim ya bu kaç gündür yatıyor burada. Yani aşağı yukarı yanlış olmasın. Bir haftayı geçkindir yatıyor bu kuş. Ve de iki gündür perşembeden beri yem de vermedik hayvanı. Karnı da aç. Aç. Bir de sıcak şu anda da var. Rüzgar var. Güneş bir yarım saat sonra tepeye çıkacak. Tabii. Zaten. Şu an biz arkadaşlar gölgeye şöyle göstereyim. Yani yarım saatlik bir vaktimiz var yani gölge. Ayağa gelmeye başladı. Ayağa gelmeye başladı şöyle. Dön bu tarafa. Dışarıda dön, patladı dön, ama. Dön bana doğru dön. Bana dön. Dön bana. Heh. Ben gene arkaya döndüm. Yani yormuyor kendini. Bıraktı. Tepelerden de yatıyor. Dön bana, bana dön, bana dön, bana dön, bana dön, bana dön. Şey. Bırakma rüzgara kendini. Evet. Hareketini evet. Gördün mü? Ama inemez orada. Böyle bir iki tane gösterdikten sonra iniyor. Maşallah. Evet, ben kaç oyun yaptı bilmiyorum ama şimdi siz saymışsınızdır. Taklalarını da sayamadım. Kuşumuz bu. Şu anda klasmanda değil mi abi bu? Klasmanda. Şu an TGF'de klasmanda bir kuşumuz. Hemen içeri gidiyor zaten yanında hayvan. Hem rüzgar hem sıcak. Oyun kuşunu mahvediyor maalesef. Ama
Ama Hüseyin abi bizi kırmadı. Uçuracağım dedi ve uçurdu. Teşekkür ederiz Hüseyin abi. Peki abi, şöyle söyleyeyim. 3 ortak besliyorsunuz değil mi? 3 benim bildiğim. 4 oldu bu sene. 4 oldu. Daha ekledik. Onu da analım istersen. Avni Özhan, Avni, Sinan Diya, Engin Köseda ve ben, Hüseyin Yamada. Ben şöyle söyleyeyim. Ben çok uçumda katkı sağlayamıyorum arkadaşlarıma. Engin'in kendi kümesinde bir 3-5 takım damızlığı var ve benden de yavru olarak destek veriyorum. Sinan'ın orada biz damızlık bırakmadık. Çünkü hem işleri var, hem uçuma çok vakit harcıyor. Bir de yavrularla uğraşmak zor geliyor. O yüzden damızlık kısmını burada hallediyoruz. Ya uçum işlerini sahalarda hallediyoruz. Ben sadece 5. aydan sonra babam Sivas'a gittiğinde rahat burada vakit, yani 2-3 tane kuşta, o da fazla değil. Yani top gördün, 2 tane uçan kuşum var zaten. 2 tane kuşta başarı elde edebilirsem edebiliyorum. Yani işin özüne baktığımız zaman aslında siz bir gerçek bir damızlıkçısınız. Evet, damızlıkçısınız yani. Damızlıkçıyım. Ben damızlıkçıyla uğraşıyorum. Yani damızlıklarımı eşlerim ayırırım. Deftere not alırım, markalarını not alırım, ana babayı not alırım, doğum tarihlerini not alırım. Tutup tutmadığını not alırım. Bir dahaki sene eşlemede aynısını birbirine vurmayayım diye. Tutup tutma. Sağdan da bana bu güzel, bu kupa alıyor, bu kupa aldı, bu şöyle oynadı, bu güzel oynadı. Onları da notunu alırım. Yeni sezona onlarla start vermeye çalışırız. Yani zaten damızlıkçılığın özelliği budur yani. Evet. Tutmuş takıma yönelmek yani. Yoksa sürekli çalışmayla bir yere gidilmiyor. Peki abi şöyle yapmıyor musun? Yani diyelim ki bu sene şampiyon oldu bir kuşun. Evet. Bunun anne babasını tekrar yine aynı sene eşliyor musun? Yok, sonraki sezon. Ayırıyor musun? Ya ben ayırdıktan sonra biter o. Dinlenmeye geçer. Yani ben 3 ağız yavru aldıktan sonra onu ayırırım, dinlenir o. Dinlenmiş kuşlara eşe atarım. 3 ağızda ondan aldık mı sezonu kapatıyoruz zaten eşlemesi. Yeni sezonda. Yeni sezonda. Yeni sezonda. Yani o uçan kuşun belki, ben sana şöyle bir şey söyleyeyim, abartmıyorum. Belki 8 tane kardeşi vardır. 4 ağız yavru almışımdır. Peki bunlardan kaç oynuyor, kaç oynamıyor veya istediğin gibi çıkmıyor? Ya işte istediğim gibi çıkmayan biraz fazlalaştığı zaman o ekibi azaltıyorum. O ekipten yavaş yavaş dibe iniyorum. Yani şöyle söyleyeyim, benim 40-45 takımdan fazla damızlığım vardı. Evet. İndire indire 30'a indirdim. 30'a da şöyle indirdim. Aslında 25'lere 20'lere indirdim de kupa alan, derece yapan, başarı sağlayanları da damızla attığımız için bu gene 30 takımı gene buldu. Şimdi şu andaki bu sezondaki hedefim 20-22 takım kuş damızlıkta tutmak. Önümüzdeki, yani bu yapılan sezonun başarılarına göre 20-25'lere düşmek. Yavaş yavaş bunu 15'lere kadar getirirsek biz daha iyi başarı elde edebiliriz. Yani 5 takım 6 takım tutmuş kuşun, başarı elde etmiş kuşun yanında çalıştığımız kuşlar var. O yüzden bu çalışmalardan veya uğraştıklarımızdan 5 kuştan bir tanesi oynamış çok iş görmüyor. Yani en azından 5 kuştan 5'i oynayacak ama bir tanesi star olacak. Bir tanesi. Bakın, kupa alanlar böyledir. Yani hiç kimse kendini kandırmasın. Ben 5 kuş, bir kuştan 5 takım yavru aldım. 5'ini 10 yavrunun ikisini atmacaya verdim. 8 iğne kupa aldım diyecek adam ben göremiyorum Türkiye'de. Dünyada yok. Herkes kuş oynatır. Gelen herkese zevk verir ama süperstar bir tanedir, iki tanedir. O bak böyle süperstarları çevirdiler. Biz de aynısı. Yani o kümeste iki tane süperstar bırak çıkarttığın zaman, onların hepsini kafaya oturttuğun zaman zaten 10-15 kupa garanti. Evet. Anlatabildim. Bir de o süperstarları her tarafta aynı kademede oynatmak da önemli. Kesinlikle. O yüzden yani süperstarlar kupa alır. Vasat kuşlar kupa almaz. Tesadüf eseri olur. Kuşun bir patlama süreci vardır. Yani oynuyor. Bugün 10 yapıyor, yarın 12 yapıyor, öbür gün 10 yapıyor, 13 yapıyor, böyle kaydırıyor. 10 attı, 13 yaptı, bunu attı, 11 yaptı, 10 attı, 13 yaptı. Dördüncü kupada bir bakıyorsun patlıyor kuş, o zirveyi orada biz ona kafa sıyırma diyoruz. Yani orada uçumu, saatini ve sefer sayısını bir anda kademeli arttırıyor. O gün onu yerine yıktın, sıkıntısız hasarını indirdin, kupayı alırsın zaten. O zamanlar. Yani öyle bir, her gün benim kuşum 40 tane geçerli baş yapıyor diye bir şey yok yani. Öyle bir dünya yok. Peki abi, bu süperstarlara ayrı bir yemleme veya takviye oluyor mu sizde? Yani gördün, hepsini aynı anda yemledim. Uçanı da aynı anda yemledim. Biraz sadece uçan kuşu uçum gününden önce yem ayarını çok düzgün yapman lazım. Yani biraz fazla verirsen kendini çok uçuma verir. Kendini çok uçuma veren kuş sefere az gelir, istediğini alamazsın. Novidi gibi benim aç bıraktım kuşu. Yani yarışın son sezonu diye kovaladık, aç bıraktım. Bu sefer de uçum saatini düşürdü. Sefer sayısını az yaptı. Yani bunu uçuran adam bilir. Yani ben buna kuşu akşam çeyrek kursak yem verip ertesi gün akşam kaldırdığında bu kuş yediğini sindirip biraz daha aç kalıyor, benim işimi görüyor diyorsan ayar odur.
Yani kuşçulukta 10 tane fazla kaçırırsın gelmez başa. 10 tane az verirsin saatini doldurmaz. Yani Onu böyle uçuran adam bilir. Dengesini o bilir yani. evet. Hani bazı insanlarda şunu gördüm. Gülüyorum. Doğru yapıyor belki. Kendine bir kapak belirlemiş. Sadece o kapak kadar veriyor. Yani 5-10 taneden bahsetmiyorum. Yani bir şöyle bir kapak Evet. belirlemiş. Kuş iniyor dinlendikten sonra o kapak yemi yediriyor. Bu onun ayarı olmuş artık. Bu ayarının fazlası zarar, azı da zarar. Aslında bu olaya kuşu da adapte ediyor Tabii herhalde ki. yani. Kuş çünkü zaten şöyle bir şey var. Belki O kuşu doymuyor ona ama ayar adapte ediyorsun oluyor. ya. Normalde fazla versen de uçan kuş, atalar büyüklerimizin anlattığından bahsediyorum. Kuş yiyebileceği kadar yer. Anlatabildim mi? Yani sen kuşu sürekli aç bırakırsan verdiğinde kuş kursağını patlatana kadar yer. Böyle şişirir yiyecek kendini. Evet. Ama kuş aslında normalde yiyeceği bellidir. Yani ilk uçumda yoruldu, yorgunluğu az bir şey geçtiğinde yiyeceği yem bellidir. Yer bir çekilir kenara, bir dinlenir. Sonra tekrar yem bulursa yer. İşte o çekilme ayarı aslında o yemin ayarıdır, kuşun ayarıdır yani. Evet. O yüzden hani böyle şu kahve fincanı kadar bir yem koyup hayvan onu yiyip artık kendini o moda getirmiştir. Bence mantıklı bir şey. Ama birileri sayıyor ben tane saydım diyor 10 tane verdim, 12 tane verdim, 14 tane verdim. O biraz mantıksız bir şey yani. 12 tane dediğin şu kadar parmağın ucu kadar bir yer Evet. yani. Kesinlikle doğru abi. Peki, yaklaşık bir 30-35 senedir bu işe hizmet ediyorsun, gönül Evet. vermişsin. Hala arıyor musun abi? Arıyorum. Arama bitmez. Kuşçuda arama diye bir şey yok. Yani ben bittim. Benim kuşlarım tamam. Dört dörtlük diyecek adam. Bu hoydur meydan. Peki Konuşalım. abi bu kadar kupa var. Neden Elimde hala var. arıyor musun? Şöyle anlatayım ben sana. Benim elimde 6, 7 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında damızlıklarımın bile ayağında benim markam var. Artık o taşıma işi bitmiş. Ama ya çok ekstrem bir kuş çıkıyor. Yani beni çok heyecanlandırıyor seyrederken. Hatasız, sıfır hata, devamlı olur mu bilmem. Ben seyrettiğimi söylüyorum. Yani bir seyrettiğimde Yani seni bir kuş nasıl heyecanlandırır abi? Ne şöyle, yapması şöyle lazım? heyecanlandırayım. Ben biraz uzuncuyum. Uzun mu Ha, gitmesi ismini de gerekiyor? vereceğim. Geçenlerde bize bir kuş uçtu. Uğur Çöle diye bir arkadaşımız Kocaeli İzmit'te. Hakikaten kuşu seyrederken zevk aldım. Başarı elde edemedi. İlk uçunda havaya rüzgarın yönüne takıldı. İkinci uçunda ezikmiş. Ama yani zevk aldım kuştan. Şöyle söyleyeyim, geldiği zaman kaldırdım dedi mi kaldırıyor. Güzel de yürüyor. 40, 50, 60, 100 metre Sesi veriyor mu veriyor. kuş? 50, 60 metre yani 50 metre ses puanı verdik yani düşün. Ve yerine de hata yapacağım bir hamlesi de yapmadı. Geldi kaldırdı kendini vurdu indi. Hoşuma da gitti. Yani mesela öyle bir kuşu hani Uğur'dan alırdım onu. Evet. Hani adam emek vermiş uçursun istedim. Ama öyle Ama kuşlar yine denk hala aklın şu var orada ama diyorsun. ben kuş alacağım diye aramıyorum. O yanlış anlaşılmasın. Hı. Sadece gittiğim yerlerde güzel kuşlar görürsem alıcı olurum. Yani hoşuma gitsin yeter. Ya da benim beslediklerimden bir kademe üstü bir oyun sergilesin. O da bana yeter. Ama dediğim gibi yani hatasız olması lazım. Bu saatten sonra bu kümese girecek kuşun hatasız oyun olması lazım. Neden sokuyorum onu da söyleyeyim. Yani benim elimde 3-4 ırk kuşum var. Yani ben 3-4 senedir, 15 senedir bunlarla uğraşıyorum da 3-4 senedir birbirleriyle çevirmeye başladım. Bir yerden sonra ben tıkanacağım. Bunu biliyorum. Yani nasıl tıkanacaksın? Yığmalar başlayacak. Kanat açmalar başlayacak. Çünkü bir kuşu kendi içinde sürekli çevirirsin. Çıkan damızlığa çıkarttığın, oynattığın kuş da onların yavrusu. Onu da getiriyorsun bunlarla çeviriyorsun. Yeni kuş yok kümeste. Ama böyle bu aralarda bir tane, bir iki tane böyle erkek dişi vesaire çok gözüne hoş eden bir kuş olur. Getirsin o çıkan oyundan gelen başarı elde eden kuşu onlarla çalışırsın. Bir yerden sonra Diyorsun. kan girmek gerekiyor. Mecburi olarak. Yani 10 sene uğraşırsın kan girmesin ama 10 seneden sonra bir yerden sonra kan ister yani kuş. Yani bu aslında baktığın zaman kupaların fazla olması demek kuşu buldum demek değil Hayır diyorsunuz. canım. Yani ben bir tane erkeğim vardı 14 yaşında 15 yaşında öldü herhalde. Onunla bir dişiyi kırmıştım. Çıkan yavrunun hepsi kupa adayıydı. Ama ben biliyordum. Bu erkek 14 yaşında bir yerde döl kesecek ya da ölecek. Tıkanacağım. Çünkü abi o kuşa yüklendim. Alıyorum, sürüyorum, alıyorum, baktırıyorum, sürüyorum. Uçuma gönderiyorum. Zor da sökülen bir kuşlar ama söktüğüm mü başarı elde eden bir kuşlar. Biliyordum. Ne yaptım? Onlardan 10 takım damızlıkta sürekli başka kuşlarla uğraştım. Alt üst yavru yaptım olmadı. Ona vurdum olmadı. Buna vurdum olmadı. Bir geçen sene değil önceki sene böyle bir normal kuşlardan çıkan bir beyaz familyası oynattık. Onlarla kırdım. Başarı elde etmeye başladık.
Evet. Peki abi 2021-2022 Olcay Dur sezonu İGF kupa töreni bitti. Yaklaşık 2 gün, 3 gün oldu evet. Biteli. Yeni sezonda, yeni İGF yarışmasında siz bu federasyonun başkanı olarak yeni yapılacak olan işler var mı? Kuşçuları daha çok İGF'ye veya bu tarz kupalara yöneltecek işler yapacak mısınız? Bununla tabii ki yapacağız. Yani şöyle şöyle anlatayım. Biz 2 sene yavru ekiği bir yaptık. Ekiğe %15 artı marka puanı verdik ki biraz ekiliği özendirelim diye. Ama gördüğüm kadarıyla çok böyle aşırı derecede bir faydası olmadı. İnsanlar gene bildiği kuralda yürümeye devam ettikleri için bu sezon bir kere eke yavruyu ayıracağız. Eke kendi kategorisinde yarışacak. Yavru kendi kategorisinde yarışacak. Artı benim önümüzdeki hafta olması lazım. Bir İGF'nin sayfasında kendim bir canlı açacağım. Yani evet. Türkiye'de bir ilki yapacağım. Olmamış bir şey yapacağım. Canlı yayında bunun duyurularını yaptıktan sonra açacağım canlıyı. Canlı yayında geçmiş sezonlarla ilgili yapılan eksikler, yeni sezonda beklentiler. Bununla ilgili notlarımı alıp bayramdan sonraki hafta yönetimim olarak tüzük, hakemlerim olarak tüzük toplantısı yapacağız. Bu söylenen eksikler, hata yapılmış olabilir, eksikler yapılmış olabilir, yarışmacıların istediği bizde olmamış şeyler olabilir. Artık ne istiyorlarsa, yani ben her söylediklerini yapacağım diye söylemiyorum. Evet. Sadece defterimi, ajandama, notumu alacağım. Bak geçen sene biz görmemişiz ama bu hataları yapmışız. İnsanlar bundan rahatsız olmuş. İnsanlar bundan sıkıntı almış, bize cephe almış. Bunları düzeltilecek. Artı yeni sezonda yarışmacılar şunu istiyor. Ben yarışmacıların nabzını al. Yani ben masada karar vermek kolay. Yani yönetim ekibimle otururum. Bunu yapıyoruz. Tüzüğümüz çıkarttı, yarışımız başlasın. Yarışmacı da mecbur o tüzüğe uymak zorunda. Ama ben istiyorum ki yarışmacıların nabzını tutalım. Hani sokak röportajları yaparlar ya. Buna benzer bir canlı yayın açalım. Eksikleri, eklenecekleri, insanların beklentilerini masaya yatıralım. Ondan sonra yönetim masasına oturalım. Belki bir tanesi diyecek ki böyle yok kardeşim, bak yarışçıların çoğunu böyle istiyor. Bunlara göre karar verelim. İnsanlara göre hareket edelim. Mantıklı olan neticede yarışçı olmazsa yarış olmaz. Hakem olmazsa yarış olmaz. Yönetimi iki tane adam karar alabilir ama bölgelerden yönetimden adam olursa mahalli sorumlu gibi kabul et. Evet. Şimdi adam ben başkanım diye bana ulaşıp ya burada bir sıkıntı var demiyor. Ama mahallesindeki yönetimde olan adamın yanına gittiği zaman bak böyle böyle bir problem var diyor. O bana söylüyor. Şimdi bu yönetim kadrosunun çok olmasının bizdeki sebebi bu. Bu tarafta da var. Kurtköy tarafında. Çorlu'da da var. Çatalca'da da var. Zeytinburnu'nda da var. Bağcılar'da da var. Kağıthane'de de var. İşte Seyrantepe, Gültepe'de de var. Hani her bölgeden aldık. Yönetimin çokluğu sıkıntıdır. Her kafadan bir ses çıkar. Evet. Ama bölgelerden yönetim aldığın çokluğu sıkıntı değildir. Neticede bunları bir mahalli sorumlu gibi düşün. İnsanlar ona gidiyor sorunlarını anlatıyor. O geliyor bize toplantıda sorunlarını anlatıyor. Çözümü ulaştırıyoruz. Güzel tarafı bu. Evet, kesinlikle. Yani şöyle de bir durum var başkanım. Yani İGF sonuçta Türkiye'nin en büyük yarış federasyonu, güvercin, oyun kuşu üzerine. Buradaki aslında bu yoğun katılımın sebebi İstanbul'da olması mı, yoksa başka bir özelliği var mı? İGF'nin diğer federasyonlardan ayırdığı şey ne yani? Şöyle anlatayım. Bir, tüzük. Tüzük çok sert değil. Anlatabildim mi? Birinci katılımın sebebi bu. Tüzük çok sert değil. Hani bunu söylerken diğer başta da söylemişim. Diğer kupaların tüzüğü kötü demiyorum. Bizim tüzüğümüz, dedim ya her etapta bir tüzük olması lazım. Bizim tüzüğümüz sert değil. Artı puanlamamız çok gaddar değil. Hakemlerin içinde öyle olan da vardır. Ama mümkün olduğunca işte canlıyı o yüzden yapacağım. Artı insanları teşvik edici çok şeyler yapıyoruz. Yani ödülleri yüksek tutmaya çalışıyorum. Yazılımlar yüksek olduğunu diye değişik şeyler yapıyorum. İnsanları teşvik edici olaylar yapıyorum. Geçen sezon bir sponsorluk başlattık. Sağ olsun her kesimden bize cevap veren oldu. Kimisi çeyrek altın verdi, kimi çanta verdi, kimi yumurta verdi, kimi sucuk verdi, kimi peynir verdi.
kimi tesbih verdi. Yani herkes kendi branşına göre bir şeyler verdi. Bir nevi Kurtuluş Savaşı ya şey öyle gibi. Öyle bir durum oldu. Yani benim geçen sene başkanlığımda arkadaşlar dedim herkes bir taşın altına elini koyalım bakalım ne olacak. Ne güzel. Biri dedi 1000'i geçene bu kadar, biri dedi 500'ü geçene, biri klasmanı geçene, böyle bir biri birinci olana. Yani düşün, Gökhan Yıldız arkadaşımız var. Zeytinburnu'nda, tanıyor musun bilmiyorum. Sineklik işiyle tabii uğraşıyor. Tabii. Kıyma perişiyle uğraşıyor. Başkan dedi, benden de dedi klasman birincisi ve normal kral kupa birincisinin dedi evlerine dedi sineklikleri benden hediye. Yani herkes, bir bayan kuaförü arkadaşımız var. Birincilerin eşlerine dedi bakım seti dükkanımda yapacağım. Süper. Yani herkes bir şeyler taşın altına. Gümüşçü, evet. Tesbihçi arkadaşım var. O tesbihler verdi birincilere. Benim kendi özenişten var. Elemeyi tesbih yapıyor İzmir'de. Birinciye tesbih dedi. Kargoya vermiş, göndermiş. Yani herkes kendine göre, bütçesine göre bir şeyler vermeye. Biri kiloyla sucuk verdi, biri yumurta verdi. Yani herkes bir şeyler verdi. Allah razı olsun. Evet. Büyük küçüğü yok bu işin. Kesinlikle. Mesela büyük sponsorlarımızdan biri Burhan Karakuş. Hasköy'de bal işi yapar kendisi. Evet. 9 tane bölge birincisine bal seti. Ay maşallah. Büyük sponsorlarımızdan biri Albay Urfani. Soylu Pet Shop ilaç işi yapıyor. Bizim şu anda Kağıthane'deki derneği işleten de o. 9 bölgelere ilaç seti hediye. Yani böyle veren çok var. Yani bunun büyüğü küçüğü diye söylemiyorum. Evet. Herkes taşın altına elini koydu yani. Çok ama güzel. Şöyle bir şey yaptım. Onu da yalatayım. Yanlışlık olmasın. Biraz çeyrek yarım altın verenler çok oldu. Şimdi ben bu insan veren insanların da şeyini korumak zorundayım. Ciddi bir altın verme işi vardı bizde sponsorluk olarak. Altın da biliyorsun ciddi oranla evet. Attı. Ben altını sabitledim. Hani insanlar orada yanlış anlamasınlar. Yani ben neticede bu adam verdiğinde 600-800-900 liraydı. Şimdi 1500 olmuş çeyrek altın. Şimdi adam bir işin güzellik olsun diye yapmış ama ben o adamın da canını alamam yani. Yönetim kadrosunda görüşmelerimizde çeyrek, yarım ve tam altın olarak fiyatı fixedik. Çeyreği verecek adam benden çeyreğin ne kadar verebileceğini öğrenip oraya gönderimini öyle yapacak. Yani ben şimdi o adam 700-800 iken çeyrek sözü vermiş, şu anda 1500 liralık çeyreğe vereceksin diye baskı yapamam. Ama bir bedel belirledim, o verilecek. Süper başkanım. Peki şunu da ekleyeyim. Bu sene yeni yarış için sponsorlar artacak mı? Var. Var mı güzel şeyler? Şu an için bayram sonuna kadar sadece resmi sponsorlarla uğraşıyorum. Onları oluşturacağım. Bir 10-12 tane reklam sporu. Evet. Yani şöyle bir şey var. Benim mesela normal sponsorlar da edindim. Bu da Türkiye'de bir iktidar. Yani evet, belki evet. Bir yani hani biri takvim yapar, takvim sponsor olur. Böyle bir şey değil bizdeki. Yani bizdeki dedim sen sponsor olacaksın. Tamam dedi başkan dedi. Ne vereceğim? Şunu vereceksin dedi. Tamam dedi. Yalnız dedim ben öyle para istemiyorum. Yani öyle bir ödenek istemiyorum. Bana reklam vereceksin. Evet. Firmanın olacak. Reklamını bana vereceksin. Ben bir sene boyunca onu işte puanlama kağıtlarında mesela bu senenin sponsorlarını tişörtler yaptıracağım. Tişörtler de olacak vesaire. Paylaşımlarda hepsini o sponsorlar olacak. Buna karşılık bana. Reklam, bazen reklam veriyorsun televizyona. Aynen. Karşılığında bir ödenek veriyorsun. Biz bunu bir sene yapacağız. Tek ödenek alacağız. Bunu da hani örnek veriyorum. Bir yerlere değerlendireceğiz. Bakın yani biz bu işten para kazanma diye bir şey yok. Sene sonu kupa töreni bittiği zaman delikli bir lira bile yok kenarda. Anlatabildim mi? Evet. Yani böyle bir para tutmak, bekletmek çok işimize yarayan bir şey değil. O yüzden aldığımızı veririz. Şöyle anlatayım ben sana. Yavru Eke Kupası'nda dağıttım bu senenin rakamı 210 bin lira. Maşallah. Totalde dağıttım. Rakam 210 bin lira. Masraf 50-60 bin lira. 260 bin lira. Şimdi kupa törenine 40-50 bin lira harcayacağız. 300 bin lira. Evet. Ben bunu kupadan bunu toplayamadım ki işte. Sponsorlarla dengeliyorum. Kaba bir hesap yapıyorum. Bu kadarını dağıtalım. Bu kadarını buraya ayıralım. Bu kadarını da kupa törenine ayıralım diye. Yani ben her sene gidip bir belediyenin kapısını çalamam artık. Belediyeler de sıkıntıda. Yani adam bize yeri veririm diyor, yemeğe vermem diyor. Onu veririm, bunu vermem diyor. Ya polemiğe girmeye gerek yok. Kesinlikle. Gerek yok. Bütçemizi ayıralım. Sponsorlarla bütçemizi ayıralım. Kupa törenimizi yapalım. Düzgün insanlara. Geldiğinde önünde bir şeyler olsun. Düzgün bir alanda olsun. Keyifli. Hani bir yere tıkmayalım insanlara. Anlatabildim evet, mi? Ben iki sezondur. Stres atabileceğim. Yani ben bilerek sezonumu iki sezondur yaz sezonuna denk getiriyorum ki. Şimdi hakemler ve yarışmacılar artık sezon bitsin de bir tatile gidelim. Bir gidelim kafamızı dinleyelim havası istiyorlar. Şimdi ben bunu bilerek 6. ayın sonu 9. ayın başı yaptım ki şimdi hem tatil
okul sezonu tatili. Evet. İnsanlar alıyor, çocukların memlekete gidiyor, tatil yörelerine gidiyor. 8. ay ciddi sıcaklar yapacak, öyle gösteriyor. Kuş uçmaz. O yüzden dedik bunu 7. ay, 8. ay insanlar kuşların kanadını kessin, ekeleştirsin, gitsin tatilini yapsın, dinlenmesini yapsın. Al 7. ay tam ortasına bayram denk geldi. Evet. Şimdi insan bir hafta öncesi tatiline gitti. Bayram tatili, bir hafta sonra tatil, ay bitti. Performans yok, genel inan yok. Yani 7. ayda, 8. ayda benim gibi adamlar uçurur. Çünkü benim vaktim o kadar var. Sabah gidip akşam geldiğim için sabah erken akşam uzun dönem nedir? 7-8. Ben uçururum. Ben hep buna pandemide de 7-8'i hani erteleme muhabbetinde karşı çıkmıştım. Niye? Pandemide insanlar evde oturuyor. Evde uçuran adam kuş uçurur. Sıcağı dinlemez. Sabah 5'te kalkar uçurur. Akşam 6'dan sonra uçurur. Evet, bir şekilde uçurur. Uçurur. Ama devam eden bir sezonda 7-8 dinlenme sezonu. O ara tatili orada vermek biraz daha mantıklı. Ha, 8. ayın başında kupa töreni de yapılabilir ama millet hep tatilde olacak. Biz bunu önceki başka kupalarda yaşadık. O yüzden en mantıklısı 9. ayın başında kupa töreni yapıp 10. ayında 15'inde, 9. ayın 15'inde başladık. Pekala başkanım. Şimdi bilmiyorum Türkiye'yi geziyor musunuz? Hani bu tarz işlerde kuşçuların yanına gidiyor musunuz? Bilgim yok. Ama şöyle bir şey diyeyim. Eğer gidiyorsanız gördüğünüz, yani Türkiye'nin en iyi kuşu nerede sizce uçuyor? İstanbul'da. Şimdi kupalar burada çok hızlandı. Niye İstanbul'da? Söyleyeyim ben sana. Şimdi belli bir bölgeden sonra doğuya gittiğin zaman, Trabzon'dan, Akdeniz'den bahsetmiyorum, ortadan karasal iklimde gittiğin zaman kurak bir havaları var. Benim burada fırtınayla, nemle mücadele ettiğim yerde adamlar, mesela Sivas'tan örnek vereyim. Şu saatte, bu sıcakta Sivas'ta kuş uçurursun. Hiçbir şey yapma, evin gölgesine gir, klima açmış gibi serinlersin. Şimdi bu kuru hava, karasal iklim dedikleri mevzu. Evet. Bu Ankara'da da var, Kırıkkale'de de var. Hani ben şunları söylemiyorum, ya sizin kuşunuz hava iklimimize göre oynuyor demiyorum. Ama hakikaten bizim burada işimiz zor. Bizim burada böyle kuşlar çıkıyorsa iyi kuşlardır. Ha diyeceksin ki İstanbul'un kendi kuşu mu var? Yok, genel doğudan getirmişlerdir, batıdan getirmişlerdir. Bir yerlerden geldi kuş İstanbul'a ama hala da geliyordur. Ama o kuşlar, gelen kuşlardan türeyen kuşlar ya da o kuşlar burada oynuyorsa gerçekten iyi kuşlardır. Yani burada fırtına, ses, gürültü, bizim burada böyle Anadolu gibi bahçelerde, arazilerde kuş uçuramıyoruz. Ya otobanı kenarında gürültünün içinde bir yeşillikte uçurmaya çalışıyorsun. Metropol yani. Ya çatıda uçuruyorsun. Rüzgar yönü var ya. Doğudaki adam rüzgar yönü diye bir şey bilmiyor. Vallahi ben gördüm, şahit oldum. Herkes için konuşmuyorum yani. Bazı kişileri tenzih ederim. Ama ben gördüm. Yani çıktım oraya, rüzgar 15 derece. Bize bir şey yapmaz, kuşa bir şey yapmaz. Dedim bu havada kuş oynamaz. Nasıl oynamaz diyor. Ya havanın güzelliğini. Abi hava güzel. Ama ters. Senin cephen bura. Rüzgar buradan vuruyor. Gelecek akacak. Üstten tutacak, yandan tutacak. Bir kez yerine de inerse dua et dedim yani. Böyle. Şimdi biz hakikaten bunun yönünü biliyoruz. Yani sigarayla yön buluyoruz biz. Öyle doğru, düşün yani. Doğru diyorsun. Ben mesela geçen gün geldim buraya. Hakikaten 12 derece rüzgar var. Yok gibi. Dedim bir dakika bir bakacağım. Kupa yatmadan önce. Bir tane yarım kuşum var. Atıyorum kuşumu. Poyraz'da kuşum bloklarda uçuyor. Lodos'ta kuşum ormanın içinde uçuyor. Yarım kuşu attım, kuş ormandan bu tarafa gelmedi. Dedim arkadaşlar Poyraz bugün kuş zor girer. Ha, iyi kuşçu bunlar anlatılmaz. Kuş ama şu var, rüzgar yönü bizim İstanbul'da özellikle çok önemli. Zaten hava sıcak. Lodos'ta da boğuyor kuşu. Ama Anadolu'da bu olay yok. Yani hava iklimi kuru hayvanı öldürmüyor, yemiyor, içmiyor. Öğlen sıcağında da Sivas'ta ben kuş attığımı biliyorum. Babam yanına gittiğimde gölgede oturup seyrettiğimi biliyorum. Evet. Ama tabii hani Lodos'un, Poyraz'ın yani yön olarak zararı var mı, faydası var mı? Tabii ki vardır. Ama yani hani açık bir alanda, nemsiz bir ortamda çok öyle bir sıkıntı yaşamasın. Ama bizim burada Lodos'ta bu sıcaklarda kimse kuş uçuramaz, sıkıntı yaşarlar. Burada kuş oynuyorsa kuş burada. Ama demiyorum İstanbul kuşu. Kuş burada. Bütün Türkiye, bütün yurt dışı hepsi takip ediyor burayı. Ama ben şunu demiyorum, yani oralarda kuş yok demiyorum. Yani bu kuşlar da oralardan geldi. Ama insanlar bunları ortaya getirdi, harmanladı. Kupa kriterlerine artık iyi oynuyor. Hazır kuş da getirip uçuruyorlardır, oynatıyorlardır. Ben bilmiyorum. Yani herkes kendine göre bir şeyler yapıyor. Ama burada uçan, başarı elden eden kuş güzel.
kendini öne plan çıkartmış kuş diyelim. Yani o soruyu şöyle değiştir. Kendini ön plana çıkartmış bölgeler neresi? Evet. Öyle diyelim. Evet. Kırıkkale, Ankara, Kütahya, Mardin. Bunun yakın civarları da olabilir. Ben sadece aşırı gittiğim bölgeleri biliyorum. Yani Kütahya'ya çok gittim, Ankara'ya çok gittim. Kuşlarımın kanında Ankaralık da var. Çok gittim, Kütahya'ya da çok gittim. Güzel dostlarım var, iyi kuşlar seyrettim. Kanımda onlar da var. Babamın işte eskiden çocukluğumdan beri gelen ve beslediğim korsalı miskiler dediğimiz kuşlar, Mardin kuşu. Zamanında Mardin'den gelmiş kuşlar. Harmanlayarak çıkarttım ama yöresel olarak kendini ön plana çıkartmış kuşlar var. Kütahya, Kırıkkale, Ankara, Sivas, Mardin. Hani bunlar oyun kuşu dediğimde insan soruyor ya bu Ankara'dan mı geldi, bu şeyden mi geldi, Kütahya'dan mı geldi, işte bu buradan mı geldi? Niye bunlar kendini ön plana çıkartmış? Ama diğer illerde de illaki kuşlar vardır yani. Ben sadece gittiğim bölgeleri biliyorum yani. Diğer illerle ilgili çok bilgiye sahip değilim. Ama kendini sivriltmiş iller bunlar. Pekala. Peki abi şu anda kümesinde vazgeçemeyeceğin kuşun var mı? Hangisi Bir abi? tane korsalı erkeğim var. Hangi dişiye vursam kupa alıyorum. Ama bir tane. Yaşı da 8-10 var. Yani şu anda dinlendiriyorum ama içim yiyor. Şu kümesleri bir an önce temizlesem de onu bir dişiyle ise assam. Ondan önce bir tane daha kuşum vardı. O kır erkek işte mavi erkek dedim. Evet. 15 yaşında öldü. Ondan 2 sene sonra korsalların en büyük dişisi vardı. 15-16 yaşında öldü. Şimdi de bu erkek öyle. Yani kümesinin hepsini bırakacağım desem bırakmayacağım bir kuşum Korsalı o erkek erkek. diyorsun. Peki abi aklında kalan hiç böyle çok iyi yani ben gerçekten aklımdan çıkmadı dediğim bir kuş var mı? Var. İşte korsalların anası dişi, miski dişi. 16 yaşında öldü. O zaman işte burayı biz yeni yapmıştık. Yan taraf çatıydı. Tam burada uçuruyorduk işte. Bura Evet. böyle boydan boya balkondu. Arkalar hep gecekonduydu veya tarlaydı. Babam çağırdı pazar günü gel dedi. Amcam da kuşçu benim bu arada. Gelin dedi size bir kuş seyrettireceğim. Kuşun da kuyrukları şu kadar. Gezdirdi biraz dolandı. 8 dakika sonra şuradan yandan bir girdi. Yanımızdan geçti. Buraya tam buraya girdi. 30-35 metre 10-12 takla güzel adam gibi bir baş çıkarttı. Maşallah. Bir burada kayboldu kuş. 8 dakika, 7 dakika veya 9 dakika tam dakikayı hatırlamıyorum o zaman. Gene buradan geldi. O zaman rüzgar böyle esiyordu işte lodostu. O zaman arkamıza çıktı giriyordu. Buradan bir girdi bir daha. 25'te 35-40 arası bir sefer daha yaptı. Gene gitti. Biz o ara tartışıyoruz ama ben kuşu seyrediyorum. Ben de o zaman kaya başında fabrikanın bahçesinde besliyorum. Bir tane daha girdi. Dördüncü başı bir girdi. 60 metre, 70 metre ip gibi gitti. Sonra hafiften meyillenerek böyle bir yüzü buldu. Ondan sonra böyle bir 20 takla da yüzüne vurdu gitti. Takıldı kuş yani öyle diyeyim. Çok hoşuma gitti. Ben de uzun seviyorum. O ara Ankara'ya gidip geliyorum böyle. Sonra geldi yine bir 25, 30, 35 metre başlar yaptı. Bir tane daha takıldı gitti. Gitti yine bir 3, 4 tane, 5 tane, 6 tane yaptı. Bir tane daha takıldı. Yani aşağı yukarı 100 saat kadar uçtu kuş. Güzel de fişekler çıkarttı. Kuş indi. Gördün mü dedi babanda kuş varmış diye. Dedim varmış bir getir bakayım dedim. Aldım makası bir buradan vurdum. Bir buradan vurdum. Pazartesi günü aldım fabrikaya götürdüm kuşu. 5-6 sene bana oradan kaldı. Ondan sonra getirdim buraya. Yani orada benim bir patronum da kuş besiyordu. Bir köye gittim geldim almış çatıya kendi iş yerinin çatısına götürmüş. Bir 3-4 sene orada kaldı. O da rahmetli oldu. Kuşu sonra oradan aldım getirdim buraya. 3-4 sene kendi kanına kuşlarla uğraştım başarı elde edemedim. Sonra ondan çıkartıp kenara koyduğumuz yani oynattığımız kuşları kenara koyduğumuz kuşlardan tam kupa alamadık ama birinden aldık birinden alamadık ama kuşlar iyi oynadı. Ben onlardan hani nesli azalmasın diye damızlığa koydum. Sonra o öldü. Bunları birbirlerine vurdum olmadı. Sonra kendi ırkımdaki diğer kuşlarla kırdıklarım 40 sefer 30 sefer kupa almaya başladı. 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 Yani 2 senedir bunların üzerinde odaklanıyorum şu anda. Maşallah. Yani o kuşta anlattığın Beyazlarım, gibi. miskilerim, mavilerim var zaten. Bunları birbirleriyle kırmaya başladım. İçlerinde değil de işte korsalıyı beyazlarla, Evet. korsalıyı delilerle, delileri beyazlarla kırmaya başladım. Yani Verim almaya başladım öyle diyeyim. kendi bir İçlerinde değil de hani dedin ya kuş arıyor musun diye işte Evet. araya sokmak istememdeki sebep bu. Bak öyle bir aramıyorum, arayışım yok. Ama güzel kuş olursa almak isterim. Niye? Irkımın dışında bir kuşla kırmak daha mantıklı. Yani bence o dediğiniz gibi babanızın
kuşu gibi bir kuş görürseniz bence alırsınız yani. Şimdi maviler deliler diyorum. Onun konumunda da yani erken değil de dişinin kanında 5 tane kuş var. Ama ilk bir tarafta gene o büyük korsalı dişiye dayanıyor, tamam mı? Gördün diyorum, gene kupalı. Hey diyor, ne aldın? Korsal değil. Baba dedim, mavilerden aldım. Ulan mavilerin annenesinin nenesi korsalı değil mi? Evet dedim baba, ucuna olsun dedi. Dayanmadı. Babanın elinin olmadığı hangi kuştan kupa alıyorsun diyor. Yine baban kendini katıyor kupaların içine. Katıyor. Size tenekeci dese de ben kupada katıyor, varım katıyor, diyor katıyor. Yani. Peki babanızın ellerinizden öperiz abi. Kendi uçurur mu? Besler mi? Çok. Anlaşamayız. Biz baş başa oturamayız. Hayatta. Kahvaltı yapamayız. Hemen kuştan başlarız. Şimdi o kağıthanede beslediği kuşları arıyor. Kafada o var. Sene o zaman çok eski bir sene. Ya biz buraya işte dedim ya, 2000'le geldik, taşındık buraya. Ben çocuktum, o kuşları besliyor işte. Hmm. Yani ben kendimi bildim bileli o çatıda o kuşları besliyor. Yani ses mi arıyorsun, depar mı arıyorsun, sayı mı arıyorsun? Tabii 3 metreye girer mi, onu yapar mı demiyorum. Kupa kriterleri yoktu o zaman, kupalar. Evet. Ama şunu biliyorum, öyle yavru kümesi, eki kümesi, yemini kasayım, yümini kasayım diye bir şey yok. Bir tane kümes olurdu. Açardı kapıyı. O 3 yaşında, 5 yaşında kuşlar da, 1 yaşında kuşlar da, yavrular da çıkardı. Yavruları şöyle ayırırdı, uçururdu. Yavrular indirdi, kümesin kapısını açardı. Hepsi çıkardı. Kuş gelir, yumurtadan çıkmış pisliğini yapar oraya. Bir kendini silkelerdi, dürterdi, bunu kaldırırdı. Bu inerdi, onu kaldırırdı. Böyle yavru... Hepsi yerde. Tabii hepsi yerde. Şimdi buraya gelirken de o şeyi yaptı. Kuşların çoğunu burada kaybetti biz buraya taşındığımız zaman. 2-3 tane uğurlular kaldı veya makaslar kaldı. Onlarla getirebildiği kadar getirdi. Şimdi kafa orada o kuşu arıyor. Onu da belki kafasında... Ya yakalarım diye uğraşıyor. Oynatıyor mu? Ara ara oynatıyor ama kupa kriterlerine yetişemiyor. Yani biraz da o sesimesi, deparı çok seviyor. Biraz Sivas kuşu ağırlıklı besliyor. Onda da işte o kriteri, bizim buradaki İstanbul kriterlerini yakalayamadığı için kupaya kaldıramıyor. Alıyor benim buradan dik gidenlerle bir harmanlama yapıyor. Ya da çok yapanlarla, erken gelenlerle harmanlama yapıyor. O çalışması sürekli bitmez. Sivas kuşundan vazgeçmez. Çünkü arada depar fişek tertibi onda var. Onda da işte iyisini oynatırsa alçalır mı bilmem. 90 derece veya işte 5 geçiye kadar yatırır mı bilmem. Şimdi nereden ne getirdi çok fazla bilmiyorum, evet. Ama her sene gelirken bir umutlarla geliyor 10. ayda, 11. ayda. Bir eşlemeler yapıyor. O geldiği zaman ben yukarıda uçum işini bırakıyorum zaten. Evet. Ortakların yanına gidip geliyorum. O başlıyor. O başlıyor. Yani orada bir tane işte o beyazı çektin ya, orada mesela onun damızlı kümesi. Orada eş alır. Yavrularını uçurur. Gelirken iyi olmuşları getirir. Ya da yeni tanıştığı arkadaşlar da iyi bir şeyler varsa onları getirir. Bu süreç böyle devam. Ben çalışmadan duramam diyor yani. Ben sürekli bir arayış yapmam lazım diyor. Pekala. İnşallah umduğunu bulur diyelim. İnşallah. İnşallah olur yani. Şöyle diyeyim. Yavaş yavaş da programı bitirmeye başlıyoruz abi. Kuşu camiasına ve kuş besleyen, bu işe gönül vermiş hobidaşlara söylemek istediğim bir şeyler var mı abi nacizane? Var. Şimdi birinci söyleyeceğim şu arkadaşlar. Kuş için, kuşa bu kadar değer vermeyin. Kuş için de dostluğunuzu kimseyle bitirmeyin. Dostluklar çoğu insanla kuşçulukla kuruldu. Yani ben kuşçu olmasam, sen bu kuşla ilgilenmesen bizim seninle bir araya gelme şansımız yok. Bu bir örnek sadece. Bunun gibi milyonlar var. Kuşçu vesilesiyle, kuşçuluk vesilesiyle dostluklar oluşmuş olabilir. Ama kuşun değerine, özelliğine veya güzelliğine, parasına tamah edip dostluklarınızı bitirmeyin. Dostluklar zor kurulur, çabuk kırılır. O yüzden hiçbir zaman kuşunuza maddi olarak değer vermeyin. Manevi olarak verin, kuşu sevin, besleyin. Kuşçu insan boş zamanını kuşçulukla geçirir. Diğer hobilere demeyeyim, kötü şeylere zaman ayırmaz diyeyim. Yani biz bunu böyle gördük. Yani biz kahveye gitmeyiz, oraya gitmeyiz, buraya gitmeyiz. Boş vaktimizi kuşlarla. Bu güzel bir şey. Kuşçuluğun iyi tarafı. Ama dostluklarınızı da elinizde tutun. Bir kuş için, bir kanat için dostluğunuzu bitirmeyin. Bu tarz dostluğunuzu kuş için bitirseniz yeni dostluklar çabuk kurarsınız ve çabuk bitirirsiniz. O yüzden sizden ricam, kuşu maddi olarak değer vermeyin, manevi olarak değer verin. Dostunuzla hiçbir zaman kuşçuluğunuzun önüne geçirmeyin arkadaşlar.
Bu çok önemli bir şey. Çevremde çok insanlar var. Üzülüyorum. Kuş için veya başka buna benzer kuş tarz, kuşla ilgili söylüyorum. Dostluklarını bitiriyor, üzülüyorum. Yan yana geldiğimiz zaman ne güzellikler, ne eğlenceler, ne muhabbetler yaşıyoruz. Biz burada kuşçu olarak iki otobüste Çanakkale'ye gittik. Ne güzel günler yaşadık, kuşçuları götürdük. İnşallah seneye böyle gene turlarımız olacak. Ama bir baktığın zaman bir süreçte bir resim karesine bakıyorsun. 60 tane 70 tane adam var. Aradan 2 sene geçiyor. Yan yana gelecek kareye bakıyorsun. 5 tane kutup oluşmuş. Bunlara izin vermeyin. Dostluğunuzu her zaman kuşun önünde tutun. Kuşu her yerde bulursunuz, dostu her yerde bulamazsınız. Bu çok önemli bir olay. Kesinlikle ağzınıza, yüreğinize sağlık abi. Evet Kuşbaz TV izleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Hüseyin abiye anlattıkları, bizi tecrübelendirdikleri için teşekkür ederiz. Bir sonraki güzel programlarda görüşmek üzere. Kuşbaz TV kanalına abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.